bir uçurumumuz olsun. Evet şöyle bir şey pek pek uçuruma benzemedi ama olsun. Bu uçurumun yüksekliği de diyelim ki 50 metre olsun. Evet 50 metre. Uçurumun tepesinde de bir araba olsun. Değil mi? Üstelik araba olduğu yerde durmasın. Uçuruma doğru yol alıyor olsun. <laughs> Felaketle dolu bir senaryo. Peki arabayı çizelim. İyi güzel bu. Bu iyi oldu. Uçuruma doğru da saniyede 5 metre hızla yol alıyor olsun. Arabanın uçurumdan aşağı düşerken izleyeceği yolu bulalım. Koordinat eksenlerini çizerek başlayalım. İlk olarak y eksenini çiziyorum. Tamam bu da bu da x ekseni olsun. Burası y, burası da x. Uçurumun yüksekliğinin 50 metre olduğunu biliyoruz. y'nin 0'a eşit olduğu nokta deniz seviyesi olabilir mesela. O halde burası 50'dir. Uçurumun tam bu noktası da x eşittir 10 olsun. Demek ki tam bu nokta 10,50 noktası öyle değil mi? Arabanın uçurumdan aşağı uçmaya başladığı noktanın bu nokta olduğunu da varsayalım. Zamanın sıfıra eşit olduğu andaki konum burası. Bu noktada zaman sıfıra eşittir. Zamanı t ile gösterelim ve burada zaman sıfıra eşit. Sorum ise şu. Bu araba uçurumdan aşağı uçmaya başladıktan sonra neler olur? Aslında bu bir fizik sorusu. Fiziğe çok derinlemesine girmek istemiyorum. Kullanacağımız eşitliklerin ispatını yapacağım. Bu eşitliklerin nasıl elde edildiğini öğrenmek için hareket konusunun işlendiği eğik atış videolarını izleyebilirsiniz. Bu soruda eşitlikleri kullanarak grafiği çizeceğiz. X'i zamanın bir fonksiyonu olarak yazmak istersem parlak bir renkle yazayım x'i zamanın bir fonksiyonu olarak nasıl yazarım? Şöyle bir kabulde bulunacağız. Arabanın bulunduğu gezegende hiç hava olmasın. Tamamen havasız bir ortam. Bu nedenle artı x yönünde saniyede 5 metre hızla harekete başladığında onu yavaşlatan bir hava veya herhangi bir sürtünme kuvveti olmayacak. Newton'un hareket yasası, hareket halindeki bir nesne ona etkileyen bir kuvvet olmadığı sürece hareketine devam eder der. Burada x doğrultusunda herhangi bir kuvvet etki etmeyecek. Sağa doğru saniyede 5 metre hızla hareket edecek. Mesafe neye eşitti? Hız çarpı zamana eşitti değil mi? Burada hız 5 zamanı bilmiyoruz ve t olarak yazıyoruz. Araba hareket etmeye, x'in 0'a eşit olduğu noktadan başlamıyor. nereden başlıyor? Zamanın 0 eşit olduğu nokta burası başlama noktasında, x ise 10'a eşit t yerine 0 koyduğumuzdaki yani x0 anındaki yeri için eşitliğe artı 10 ekliyoruz. Aslında bunu oturup akıl yürüterek de bulabilirsiniz. Zamanın 0'a eşit olduğu anda 5t 0'a eşit olur ve geriye x eşittir 10 kalır. Bize verilen de zaten bu zamanın 1'e eşit olduğu anda 5 metre daha ileride olur ve böylece ilerler gider. Gayet mantıklı. X'in zaman değişkenine göre fonksiyonunun eşitliği. Bildiğiniz gibi bu videomuzun konusu parametrik eşitlikler yani değişkenlerin kullanıldığı eşitlikler. Konumuz fizik değil. Buradaki önemli kelimemiz parametre. Yani değişken. Evet, parametre. Parametrik eşitlikler söz konusu olduğunda zaman genelde iyi bir değişkendir. Başka bir şey de değişken olabilir tabii. Yarı çap olabilir, açı olabilir veya başka bir şey. Şimdi gelin y'yi zamanın bir fonksiyonu olarak yazmaya çalışalım. Zamanın fonksiyonu y, yani yt eşittir. Y'nin başlangıçtaki konumu yani y 0daki konumu 50. Niye? Çünkü yerden 50 metre yukarıdayız. Artı başlangıçta y doğrultusundaki hızı. Başlangıçta y doğrultusunda bir hızı yok. Araba zıplamıyor veya aşağı düşmüyor. Yalnızca yatay eksende ilerliyor ve altında da uçurumun tepesi var. Yani y ekseni üzerinde bir hızı yok. İlla yazmak isterseniz şöyle yazılabilir Y'deki hızı çarpı zaman ama ilk başta Y ekseninde bir hızı olmadığı için bir şey yazmıyorum. Artı Yer çekimi ivmesi çarpı zamanın karesi bölü 2. Başında artı mı eksi mi olacak onu bulmalıyız. Ucundan da olsa biraz fizik konularına girebiliriz. Böylece bu formüllerin nasıl oluştuğunu ve bu tür soruları çözerken neden parametrik eşitlikleri kullandığımızı anlamış oluruz. Bu örnekte yer çekimi aşağı yönde etkiyor ve aşağı yönde eksi y yönü öyle değil mi? O yönde y azalıyor. Tam olarak ona eşit olmasa da yer çekimi iğmesi çoğu ders kitabında 9 onda 8 metre bölü saniye kare olarak alınır ama sonuçların daha yuvarlak olması için 10 metre bölü saniye kare olarak kabul edeceğiz. Gezegenimizdeki her şey aşağı yönde bu iğme ile hızlanır. Gerçi sorudaki gezegende hava olmadığı için gezegenin kütlesinin dünyanınkinden fazla olduğunu anlıyoruz. Araba aşağı yönde ilerlediği için yerçekimi çekimi ivmesinin işareti eksi olur. Yukarı yazdığım formüle geri dönelim. Hız çarpı zaman terimini yazmamıştık. Eksi 10 metre bölü saniye kare çarpı t kare bölü 2. E-Katış'ın anlatıldığı videolarımızı izleyerek e, bu formülü nasıl oluşturduğumu görebilirsiniz. Bu sorudaki asıl konumuz bu değil. Devam edeceğim. Bu soruda arabanın izleyeceği yolu çizmekle ve parametrik eşitlikleri öğrenmekle ilgileniyoruz. Pekala, araba uçurumdan düşerken nasıl bir yol izler? Gelin bir tablo hazırlayalım. Hem x hem de y üçüncü bir değişken olan t'nin birer fonksiyonudur. Biz de t'ye farklı değerler vererek x ile y'nin aldığı değerleri bulacağız. t'ye vereceğim değerleri rastgele seçeceğim. t 0 olsun, 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun zaman 0'a eşitken x nedir diye bakmaya başlayalım. x 0'ın değeri t 0'a eşit o halde x 10'dur öyle değil mi? Zaman 1'e eşitken x nedir? x 1'in değerini bulacağız. Formülde t yerine 1 yazıyorum. 5 çarpı 1, 5 eder. Artı 10, 15 eder. Peki x 2 nedir? 5 çarpı 2 artı 10 değil mi? 20 eder. Aslında çok mantıklı. Her geçen saniye sağa doğru 5 metre ilerliyor. Yani x 5'er metre olarak artıyor t3'e eşitken 15 artı 10, 25 edecek. Gayet kolay. y'yi bulmak biraz daha zor olabilir. Burayı da sadeleştirebiliriz aslında. Burada 5 kalır. 10 bölü 2, 5 eder. Son hali ne olur? 50 eksi 5 t kare. Zaman 0'a eşitken araba yerden 50 metre yukarıda. Zaman 1'e eşitken 1'in karesi 1'dir çarpı 5, 5 eder. 50 eksi 5, 45'tir. Yerden 45 metre yukarıda. Doğru mu hesapladım? Evet, doğru. T yerine 1 koyuyorum, 50'den çıkarıyorum, tamam. Zaman 2'ye eşitken 2'nin karesi 4 eder. 4 çarpı 5 20'dir. 50 eksi 20 30 eder. Son olarak da zaman 3'e eşitken ne olduğuna bakalım. Son olarak dedim çünkü seçtiğim sayıların sonuncusu 3 değil mi? Zaman 3'e eşit, 3'ün karesi 9, 9 çarpı 5, 45. 50 eksi 45 de 5 oldu. Şimdi gelin, bu noktaları grafikte yerleştirelim. Zaman 0'a eşitken. O nokta işte burası. Zaman 1'e eşitken x 15'e eşit. Göz kararı işaretleyeyim. şunları 5, 10, 15. En iyisi hepsini işaretleyeyim. 15, 20, 25. Y eksenimiz de var. Hazır başlamışken onu da halledelim. Göz kararı yapmak yeterli. 10, 20, 30, 40, 50. Zaman 0'a eşitken 10 50 noktasındayız. O noktayı zaten işaretlemiştim işte burası. Zaman 1'e eşitken 15 virgül X 15'e y de 45'e eşit. Yaklaşık olarak burası. Burası t eşittir 1 anı öyle değil mi? Zaman 2'ye eşitken araba 20,30'da. 20,30'da yaklaşık burası ve burada t eşittir 2. Evet o an. Zaman 3'e eşitken araba 25,5'te o da burası. 25,5 burası da t eşittir 3 anı. Bu şekilde devam edersek bir an gelecek ve araba yere çarpacak. O noktayı bulabilirsiniz. Formülde y'yi sıfıra eşitlersiniz, yere çarpma anını bulursunuz. Gelin onu da bulalım. Burası sıfıra eşitse burada 50 var. T eşittir onun karekökü çıkar. Bu da 3 saniyenin biraz daha fazlası demektir. Gayet mantıklı, değil mi? Gördüğünüz gibi 3 saniyeyi çok az geçince yere çarpacak. Peki, arabanın izlediği yolu bulabilir miyiz? Yaklaşık olarak şöyle bir şeydir. Yere doğru giderek hızlanır ve güm. Evet, 3 küsür saniye sonra yere çarpar. İlginç olan bir diğer noktada değişkene bir değer vererek yalnızca eğriyi çizmekle kalmadık. Çizdiğimiz eğri bir parabolün parçası oldu aşağı bakan bir parabolün parçası. Çeşitli değerler vererek T'den kurtulduk ve bu parabolün eşitliğini bulabildik. Parabol konusunu başka videolarda işleyeceğiz. İlginç olan bir diğer noktada bir parametrik eşitlik yazarak arabanın gittiği yönü de bulabilmemiz. Araba çizimi falan olmadan yalnızca grafiği görseydik arabanın hangi yöne düştüğünü bilemezdik ama şimdi biliyoruz. T arttıkça araba şu yöne ilerliyor. Grafik üzerinde oklarla gösterebiliriz. Bu bir parametrik eşitlik olduğu için oklar çizebiliyoruz ama ondan da önemli olan şey herhangi bir t anında arabanın yerini bilebilmemiz. Örneğin t yerine ee, 1,25 saniye yazarsanız arabanın o anda tam olarak nerede olduğunu bulabilirsiniz. Eşitliklerden elde ettiğiniz noktayı grafikte yerine işaretlersiniz ve zaman geçtikçe arabanın aşağı yönde hızlandığını da fark edersiniz. Ardışık noktaların birbirine uzaklığının y ekseni üzerinde giderek artmasının nedeni de zaten bu. Neyse. Bu soruyu çözme nedenim, bu aslında güzel bir fizik sorusu ama amacım size fizik öğretmek değildi tabi. Amacım parametrik eşitliklerin ortaya çıkış nedenini size açıklamak istememdi. Parametrik eşitlikler. Çerçeve içine aldığım bu eşitlikler birer parametrik eşitliktir hem x'i hem de y'yi üçüncü bir değişken türünden t değişkeni türünden tanımladık. Şu ana kadar hep yaptığımız gibi y'yi x veya x'i y türünden tanımlamadık. Bu gayet kullanışlı bir şey aslında. Düşünün ee, bir şeyin üç boyuttaki konumunu bulmanız gereken çok zor fizik sorularıyla karşılaşacaksınız. x, t'nin bir fonksiyonu olarak verilecek, y t'nin bir fonksiyonu olarak verilecek, z, t'nin bir fonksiyonu olarak verilecek. Pek çok soruyu parametrik eşitlikleri kullanarak çözebilirsiniz. Yalnızca fizikte de değil. Bence her şeyin başı ilgi duymaktır. Çünkü parametrik eşitlikleri öğrendiğimde şöyle demiştim. X'lerden ve Y'lerden kurulu küçük ve sade dünyam üçüncü bir değişken olan T'nin eklenmesiyle neden berbat oldu ki şimdi? Yanıtı işte bu grafik. Çünkü nesnelerin güzergahını bulabiliyorsunuz. Bir eğri boyunca ilerleyen bir nesnenin ilerleme yönünü bulabiliyorsunuz. Soruda üçüncü değişkenimiz olan T zamandı. Verilen herhangi bir T anında bir nesnenin konumunu bulabiliyorsunuz.